Bologna, bolognese soslu makarnanın çıktığı yer. Normal lazım. Bu ne? Bu ne? Alıyorsunuz böyle araya küstü atıyorsunuz. Örtündüm. Bologna'ya geldik. Ya İtalya'da isimleri söylemek çok uzun oluyor. Burası Arpa'nın 6. kilisesi olarak geçiyor. Kilise yok, 6. büyük dini yeri olarak geçiyor. Yani sadece kilise olarak diye düşünmemek gerekiyor. İçerisi çok ihtişamlı bir yer. Burası hani mimarından ziyade yine burada da içindeki şeyler, şapeller falan çok fazla var. Hatta bazılarına giriş ekstra bir ücretli. Normalde giriş ücretsiz. Dediğim gibi ekstra bazı şapellere para vererek girebiliyorsunuz. Onun dışında burada diğer kiliselerden farklı olarak kapısında askerler falan bekliyor. Bunun da nedeni 2 yılıydı galiba. El-Kaide değil mi? Bir bomba, yani bir saldırıda bulunmaya yeltenmiş, yakalanmışlar ama o yıldan bu zamana da hala askerler kapıda nöbet tutmaya devam ediyor. Tabii yemediği için askerleri doğru kamerayı çeviremiyorum ben. Buraya geldiğinde mutlaka buraya uğramanız gerekiyor. Var mıydı başka prosedürü? Yani güzel, ihtişamlı, büyük. İçeride bir güneş taksiyonu var. Ha, ben onun videosunu zaten siz şu anda görüyorsunuz. Çok ben hani bunları biraz a kadar da tutmaz falan diyordum. Net bir şekilde bugünün üzerinde, yani Nisan'ı ve bugünün üzerindeydi. Hakikaten tutuyormuş, helal olsun yani. Böyle. Valla çok güzeldi. Gerçekten büyük. Bir de güzel olan kısmı çok ferah, geniş bir alandı. Yani alan ferahlığı çok güzel. Geniş bir alandaydı. Hani içerisi dışarıdan böyle çok şey vaat etmiyor. Açıkçası vaat etmiyor yani dışarıdan. Gerçekten çok güzel. Yani her bir şapel falan içerideki o anasından biz arabamızı alıp gelirken bir tane daha katedral gördük. Aziz Peter Katedrali. Gelme ya, ben buradan söyle. Hadi sen bir hadi al. Hemen döndüremedi. Aziz Peter Katedrali'ni gördük. O da bu arada hani çok şeyde burada görülecekler listesinde üst sıralarda yer almıyor ama tarihi çok eski. Yani 1000 yılında falan yapıldığı ile ilgili kayıtlar var. Hatta 1100 yılındayken kilise halindeyken bir yangın çıkıyor. Yangından sonra tekrar orayı restore edip katedral haline çeviriyorlar. Orası da güzel bir yerdi. Yani gördüğünüz zaman girin, orası da hoş bir yerdi. Bu arada orası böyle bir bina gibi. Evet, bir devlet binası gibi. Yeni de fark ettik, katedral yazıyormuş. İçerisinde yine çok güzel. Geldiği zaman oraya da uğrayabilirsiniz. Orada Bologna şöyle görecek. Kızılşehir. Kızılşehir. Yani Bologna'nın Kızılşehirli ile ilgili o konu çok şeydi, bir konu. Seviyorum. Bologna garip bir şekilde İtalya'nın da yaşam kalitesi en yüksek şehirleri listesinde bulunuyor. Avrupa'da da iyi listelerde ama hala bence çok güvenli bir şehir değil yani genel olarak İtalya olarak. Bu şehre neden Kızılşehir diyorlar? İki tane sebebi var. Videoda da bol bol göreceğiniz üzere şehir genel olarak kızıl taşlar üzerine yapılmış ve gün batımında bu şehrin rengi kıpkırmızı hale geliyor. Bu birinci konu. İkinci konu da bu şehir solcu bir şehir ve aslında şöyle bir solculuk var bu şehirde. Bizim siyasi anlamda belirlediğimiz solculuk tarihinden daha önce de solculuğun, sosyalizmin temelleri ya da düşünce temelleri bu şehirde yaşanıyormuş. Burada bir eşitlik yapısında ilerliyormuş. Genel olarak diğer dünya şehirlerinden farklı bir şekilde ilerliyor. O yüzden iki sebepten dolayı buraya Kızılşehir diyorlar. Ben burada duruyorum. Güldeniz'e veriyorum tekrar. Neptün. Ha evet, meydana gelirken bir de Neptün çeşmesini görüyorsunuz. Şu an orası bir, yine restorasyon devam ediyor ama biz bir tarafından kapı açıp oradan çekebildik. Orasını da şöyle anlatabiliriz. Yine tarih çok eskiye dayanıyor. Onun dışında dört tarafından ayrı akan sularda zamanında dört büyük nehir olduğuna inanılan Ganj, Nil Nehri, Amazon ve Tuna'yı temsil ediyormuş.
güzel bir şey. Ama şu anda bir restorasyon var. İçeride kadın böyle minik minik fırçayla bir şeyler yapıyordu. Yani şu anda sadece hani bir görüntüsü görebiliyorum. O kadar. Ama buraya geldiğinizde zaten mutlaka önünden geçmek zorundasın. O zaman ikinci durak. Ya da üçüncü durak. Durak sayısını bilmiyorum. Bir sonraki durak diyelim. Yani aklınıza bulunsun, böyle kilise kilise tarihi kilise dolaşırken kısa şort giymeyin ya da üzerinizi kapatacak bir şeyler taşıyın yanınıza. Ya her kilisenin girişte çünkü bunlardan satılmayabiliyor. Evet. Hani zorda kalmayın sonra. Şöyle bir şey var burayla ilgili. Bende oluştuğunuz içeri girince renkler vesaire restorasyon yeni yapılmış, bitmiş bir kilise olduğu için her şey böyle çok canlı canlı renklere sahipti. Böyle hani ilk yapıldığında nasıl görünüyormuşun hissini bana oluşturdu açıkçası. Çünkü biz bütün her yere gittiğimiz zaman daha solmuş artık haliyle yayılanmış şeyleri gördüğümüz için burası böyle çok yeni restorasyon bitmiş olduğu için böyle canlı canlı çok güzel oluyor. Görmek için bence güzel. Küçük bir yapı ya. Gerçekten küçük bir oval bir şekilde yapılmış. Böyle elistik bir şekilde yapılmış. Ben de içerideki mimari gibi. Barok tarzı yapılmış. Bu arada bu da ekleyecek. Tamamdır. Hadi diğeri. Portiko es. Üstü kapalı kaldırım. Olarak geçiyor. Bu şehir aslında yani eski tarzı olan bu şekilde yapılmış. Böylelikle yazın güneşten, kışın yağmurdan vesaireden korunmuş. Mantıklı, güzel şey. Ama yerler bence kayar yağmurda. Bence. Evet, videolara klişe bir ara veriyoruz ve ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Biz bir Avrupa seyahatindeyiz. İstanbul'dan çıktık, şu an İsviçre'deyiz. Bunu da yani şöyle güzel bir manzarada klişe ara vermek istedik aslında. Videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Çünkü kanalın büyümesi için bu çok önemli. Kanal istatistiklerine baktığımız zaman videolarımızın %85'i abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor. O yüzden bu destek bizim için çok önemli. Eğer ki bizim için bile değil, şu güzel orman manzarasının hatırına bir abonenizi ve like'ınızı alırız. Bu seyahatte de farklı farklı Avrupa ülkelerinde gezilerimiz var. Onların hepsi içinde işte farklı bilgilendirme videoları olacak. Hepsini siz de severek izlersiniz umarız. Biz gezerken çok eğlendik. Eğlenmeye de devam edeceğiz inşallah. Bu kadar. Bu kadar. Diğer diğer videolardan da haberdar olmak için de zili açıp bildirimleri açarsanız bütün seyahatin videolarını kaçırmadan izlemiş olursunuz. O zaman hadi İsviçre devam etsin. Şimdi Bologna'ya geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de İkiz Kule olarak geçen. Şöyle eğikliğini, eğimini görebildiğiniz Asinelli ve neydi? Garisenda kuleleri. Bunların tarihi aslında şöyle oluyor. Eskiden böyle soylu aileler ne kadar soylu olduklarını vesaireyi göstermek için kule yapıyorlarmış. Önceden bu şehirde bir sürü kule varmış. Günümüzde çok azı kalmış. Onlardan iki tanesi bu kuleler. Eğimiyle dikkat çekiyor. Ya eğimini ben kameraya mümkün mertebe yansıtmaya çalıştım ama çok dar alanda. Hani kamerada biraz zorlandım. Umarım siz görebilmişsinizdir eğimini ama canlı görünce cidden eğimli. Asimetri hastası olanlar buyurun efendim. Bir de hatta şu uzun olan 47 metre olan bir mesafeden ben bakınca çok yüksek bina haliyle. Anam kuşlar uçuyor. Sen kuşları boş ver. Oradan açıdan bakınca o kadar yüksek bir nesneye
benim hani beyin şeyi algılamıyor dedi. Bunun yamuk olma ihtimali yok. Sende bir sorun var dedi. Bir başım gitti. Bu arada ikisi de eğimli ama küçük olan eğimini daha fazla fark edebiliyorsunuz. Ya bir de küçük olan şöyle bir eğimli, uzun olan da böyle bir eğimi var. Şöyle bir eğimi var. Yani farklı yönlere doğru eğimi var. O yüzden bu arada çok güzel görselleri şey yapamıyoruz çünkü etrafında bir çalışma falan var. Yani bulabildiğimiz bir nokta burası şu anda. O yüzden umarım size bu görsel yansımıştır. Görsel yansımadıysa uçak bileti alıp bence buraya bir gelin. Ya da arabayla gelirler. Arabayla gelin bence daha iyi. Hadi. Diğer durağa devam. Şimdi kulenin hemen yanında böyle dilim pizzacı vardı. Bu dilim pizza muhabbeti buralarda çok fazla var. Yani bizdeki dilim pizza gibi tabii bizdeki dilim pizza bunlardan gelmiş bir kültür oluyor otomatik olarak. Böyle hemen istiyorsunuz, alıyorsunuz, böyle ayaküstü atıyorsunuz. Bence dilim bayağı büyük. 1.70 domates de yapmışlar. Üzerine domates falan görüyorsun. Bence güzel yani. Hadi umarım. Afiyet olsun. Bir tadına bakayım. Aa bu, bu. Şimdi çıkardı fırından. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi burada da bir Decathlon görünce bir bakalım dedik. Ya favori yerlerimizden bir tanesi malum. Yani fiyatlar Türkiye ile aynı ürünlerde ama buradaki olay şu. Yani diğer Avrupa ülkelerinde de aynı. Burada çeşit çok fazla, marka çok fazla, farklı tasarımlar falan var. Hani bizdeki gibi bazı kalıplar gelmiyor, başka ürünler de geliyor. Sizin de aklınızda olsun. Eğer başka bir Avrupa ülkesine giderseniz Decathlon uğrayıp orada hani Türkiye'de bulunmayan eşyaları bulabilirsiniz. Ya ben bu hani bir tane pantolon ve şort serisini seviyorum ya, giyiyorum ya orada. Türkiye'de sadece böyle koyu gri, siyaha yakın olan renginden var. Burada baktım yeşili var, mavisi var, bir sürü rengi var. Hani mutlu oldum. Almasaydım keşke Türkiye'den son yola çıkmadan önce hemen bir tane aldım ya. Almasaydım şu an buradan alırdım falan dedim yani. Ama aldım. Yapacak bir şey yok. Eskitirsem bir sonraki Avrupa seyahatine. Bir sonraki Avrupa seyahatine kadar eskitip sonradan tekrar Türkiye'den alıp Avrupa'ya geldikten sonra tüy ya keşke oradan alsaymışız derim. Neyse bize bir makarna ısmarla Gülden Hanım. Ismarlayacağız inşallah. Burasının Bologna, bolognese soslu makarnanın çıktığı yer ama burada bolognese sos olarak geçmiyor. Ragi mi? Öyle bir şekilde geçiyor. Sipariş ederken göreceğiz. Hadi bakalım. İlk Bologna'ya geldiğimizde buradan geçerken merkeze doğru giderken yani şu caddenin sonuna kadar sıra vardı. Dedik dönüp gerçekten sıra çok azaldı. Hatta şu an neredeyse bitti. Bir sandviç yani İtalya'da zaten sandviçler çok meşhur. Biz de değerlendirmeye aldık. Bakalım yedikten sonra fikirlerimizi söyleriz. Burası bayağı hani internette fenomen olan yerlerden bir tanesi. 4.8 almış. O anı çok güzel. İnanılmaz sıralar var. İsmi Mortadella Lab diye bir yer. Zaten giderken meydana çıkarken göreceksiniz. Ha bizim sıramız geldi. Bu ne? Bu ne? Bu az önce makarna yediğimizin farkındaydım. Evet evet, ondan önce pizza yemiştik. Bunun fotoğrafını çekmem lazım. Hadi çek. Biz bunu gömelim, oradan sonra da artık arabaya git devam edelim. Evet, Bologna ziyaretinize uğramanız gereken yerlerden bir tanesi de yani Avrupa'nın en eski sayılan, kabul edilen bazı böyle karşıt görüşler var ama en eski olarak kabul edilen diyebiliyoruz. Üniversitesi Bologna Üniversitesi. O burası da hemen merkezin çok yakınında üniversiteye ait binalardan bir tanesi. Ben nasıl okuyacağım bilmiyorum. Şimdi bir deneyeyim bakayım. Arcinazio. O üniversitenin adı bir de onun da bibliotek, del biblioteko evet, bir şey diye devam şey. Ediyor. Adını yazacağım merak etmeyin. O binalardan bir tanesi. Yani bina gerçekten çok fazla ses yapmamaya çalışıyoruz. Gayet tarihi görüntüleri falan zaten Hüseyin Ekler. Çok güzel, içerisi apayrı bir dünya ve burada şöyle de bir kültür varmış. Her bir mezun olan kişinin ailesi, soyu vesaire ismi şeyler halinde küçük küçük böyle heykel de demeyeyim de öyle bir şeyler halinde duvarlarda isimleri yer alıyor. Şöyle
adı ile birlikte aile rozetinin bulunduğu işlemeler duvara çizilmiş, resim olarak çizilmiş şekilde. Yani bütün ama, duvarlar o şekilde. Yani şöyle, buranın tarihine baktığımız zaman burası genel bir işte felsefe üniversitesi falan değil. Burası bir tıp üniversitesiydi aslında. O yüzden hani buraya gelmek de, buradan ayrılmak da, mezun olmak da önemli bir şey. Yani bu 15. 16. yüzyıllarda baktığımız zaman hani genelde fakir aileler çok tıp fakültesini şimdiki gibi çocuklarını yollayabilecek bir durumları olmuyor. Öyle bir durum olmadığı için zaten hepsi soylu, iyi ailelerden geldikleri için hepsinin bir arması var. Ve mezun olmak da çok kolay bir şey olmadığı için aile duvarları döşemişler. Benim çocuğum da buradan mezun oldu. O duvarlarda onlar var. Şimdi buranın tıp tarihiyle ilgili bir özelliklerinden bir tanesi, burası modern cerrahinin icat edildiği yer diyebiliriz. Bir sürü kayıtlarda bir sürü farklı farklı isim var kişiyle ilgili ama gerçekten aslında o kişinin adını tam olarak net şudur denilecek bir isim yok. Bir kişi Hristiyanlık döneminde insan bedeni kutsallığından dolayı girip herhangi bir bedeninde müdahale yapamadığı için bir hastalıklara vesaireyle ilgili, cerrahiyle ilgili müdahale yapılamıyor. İddia o ki kendisi Haşhaşiler döneminde Haşhaşi taraflarına gidip oradaki zerduşlardan bunu öğrendiği iddia edilir ama bunların hiçbirisinde yüzde yüz geçerli yok ve kendisi gelip bildiği her şeyi burada hani kayıda aldığı ile ilgili bir söylenti var. Ama dediğimiz gibi bunlar kesin şeyler değil çünkü iddialara göre başka şeyler de var bu cerrahinin gelişmesiyle ilgili, bilinmesiyle ilgili. O zaman biz burayla birlikte Bologna'da gezilecek yerler listemizi bitirmiş bulunuyoruz. Oluyor. Sizin vaktiniz varsa daha uzun bir şekilde gezebilirsiniz. Biz turumuzun bir kısmını Bologna'ya ayırdık. En önemli noktaları baz alarak gezmeye çalıştık. Şimdi şeyde Bologna ile ilgili de bu Gülden'in hızlı bir şekilde videoyu kapatmadan durdun da nereye acelesi varsa acaba nereye koşmaya çalışıyorsun? Otoparka yetişmeyeceğim. Çünkü otoparkın saati 3 euro. Bologna ile ilgili vereceğimiz dipnotları bir gene otopark konusu. Arkadaşlar her İtalya videosunda bunu söyleyeceğiz. İtalya'da aracınızı bulduğunuz yere park etmeyin. İyice araştırın. Ben bütün güvenli olarak bildiğim, gittiğimiz, kaldığımız yerleri her videodaki konakladığımız yeri, aracı park ettiğimiz yeri alta yazacağım. İtalya'da özellikle yabancı araçlarla ilgili hırsızlık çok fazladır. Buna gerçekten dikkat edin. Tatiliniz arabayla geldiğiniz an ya da karavanla tadınız kaçmasın. Ben şeyi merak ediyorum. Biz mesela bundan önce de bir İtalya seyahati planlamıştık ama pandemi patladığı için tam o Nisan döneminde gelememiştik ya. Araba kiralayacaktık. Kiralık arabalarda da hani benzer bir şey. Ya kiralık arabalarda şöyle bir şey var. Genel olarak bunların hedefleri, bu hırsızlık hedefleri turist araçları. Çünkü değerli şeyleri olacaklı iddialarıyla, düşüncesiyle. Yani o yüzden hani riske atmayın kesinlikle. Parayı kıyın, otoparka verin. Çünkü kırık bir camla burada değiştirmek hem çok zordur hem de Türkiye'ye gitmek isterseniz sıkıntı olur. Bologna'ya gelince, Bologna'da benim düşüncem doya doya uzun uzun gezmek için biraz daha planlı olup 2 gün ayırmak yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama hani sadece Bolu buraya gelmişken buradan Pisa'ya gidilebilir ya da Pisa'ya gitmişken buraya gelinebilir gibi kombine bir plan da yapılabilir. İşte bizim planımız da şuydu ya bundan önceki seyahatte de. Sadece Pisa değil işte Bologna, Pisa, Siena, San Gennaro. Yani bu gezide de şu an yapacağımız yer aslında. Evet yani burası birbirine yakın bir bölge. Buraya geldiğinizde işte birkaç gün ayırıp hepsini böyle gezebilirsiniz. O yüzden yani her verdiğimiz o dipnotlara aman atlamayın, ben bunlarla ilgili detay bilgileri, açıklamaları tekrar yazacağım. Büyük harflerle büyük bir ihtimalle yazacağım. Tatiliniz kaçmaması için bazı ufak trikler uyun. İnşallah bizim de kaçmaz. Şu anda böyle büyük büyük konuşuyoruz da bakalım. Şimdi o zaman Güldeniz bize makarna ısmarlıyor ve biz buradan devam ediyoruz. Ben onu kandırıyorum, ısmarlıyor sonra bütün kapanışları makarna ısmarlıyor diye yapıyor. Buradan biz gidiyoruz. Vallahi istiyorsan ben oradaki pizzacıda pizza yerim. Yok, şimdi yol üstünde makarnacı vardı. Yeriz orada. Bir bolognese soslu makarna yememiz lazım yani. Buradan sonra bir sonraki video büyük bir ihtimalle size Pisa'da açılacak. Ama Pisa videosu başka bir şeyle birleşir mi onu bilmiyorum. Çünkü Pisa'da da aslında çok da görülecek bir şey yokmuş. Sadece kule var diyorlar. Hadi bakalım o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.